İç mimarlık ve çevre tasarımı disiplini insan ve insanın içinde yaşadığı çevre ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde insanın gereksinimleri teknolojiye, iletişimin gelişmesine bağlı olarak değişmektedir. Sürekli olarak değişmektedir. Bu değişime göre gereksinimler de farklılaşmaktadır. İnsanın mekanlar içindeki gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak bölümümüz 4 yıllık programı ile tasarım ve uygulama konusunda problemleri çözebilen, araştırmacı, bilgiyi uygulama alanında da kullanabilen ve bunları çağdaş bilgisayar teknolojisini kullanarak yapabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz iç mimari tasarım, yapı bilgisi ve mimarlık tarihi olmak üzere 3 temel konu üzerine kurulmuş bir müfredata sahiptir. Derslerimiz kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte olup zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır müfredatımız. Öğrencilerimize farklı uzmanlık alanlarında çeşitli bilgi bu bağlamda aktarmaya devam etmekteyiz. Bölümümüzün konuları yapı ve mekan tasarımından, mekan içinde yer alan ürünlerin tasarımına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Dolayısıyla bir mekanın insanın konforunu sağlamaya yönelik olarak tasarlanmasının yanı sıra o mekan içinde kullanılan mobilya gibi, aydınlatma elemanı gibi ürünlerin de tasarımı ile ilgilenir derslerimizdeki konularımız ve bölümümüz. Dolayısıyla öğrencilerin çok geniş bir çalışma alanları söz konusu olacaktır mezuniyet sonrasında. Aynı zamanda bölümümüzün konuları temel tasarımla ilgili konuları da ele aldığı için öğrencilerimiz tasarımla ilgili her alanda belli bir bilgi birikimine sahip olarak mezun olmaktadırlar. Bu şekilde de tasarımla ilgili farklı alanlarda da çalışma olanağına sahip olacaklardır. Bölümümüzde son sınıf müfredatında yer alan kariyer planlama dersimiz kapsamında her hafta farklı uzmanlık alanlarına sahip ve farklı konularda çalışan meslek insanlarının iç mimarları üniversitemize davet ediyoruz. Ve onların verdiği seminerler sayesinde öğrencilerimiz iç mimarlık mesleği içindeki farklı çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmuş oluyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin sektörde iç mimarlık yapmaları açısından daha uygun bir ortam hazırlamış oluyoruz. Öğrencilerimiz derslerde edindikleri bilgileri stajlarla yani ofis ve şantiye stajlarıyla deneyimleme fırsatına sahip oluyorlar. Hem meslekle ilgili kişilerle tanışmak hem de öğrendikleri bilgileri deneyimlemek için önemli bir fırsat oluyor stajlar, hem büro hem de ofis stajları. Öğrencilerimiz aynı zamanda çalıştıkları staj yerlerinde mezuniyet sonrasında da devam etme olanağına sahip olabiliyorlar. Bunun yanı sıra üniversitemizde kariyer merkezi yer almaktadır. Kariyer merkezi de hem staj yerleri bulunması konusunda hem de iş olanakları konusunda öğrencilerimize destek vermektedir. Bölümümüzde müfredatımız İç mimari tasarım, yapı bilgisi ve mimarlık tarihi temel konularının üzerine kurulmuştur. Ve hem kadrolu hocalarımız hem de misafir hocalarımız farklı uzmanlık alanlarında bu konularda bilgiler aktarmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu konularda farklı alanlarda bilgi alma, hocalarla tanışma ve onların deneyimlerinden faydalanma olanağına sahip olmaktadırlar bölümümüzde. Bununla birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın bir üniversitesidir. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası'nın içinde iç mimarlık ile ilgili yer alan komiteler ile işbirliğimiz devam etmektedir ve onların desteğini almaktayız. Bunun yanı sıra Erasmus ofisi yer almaktadır üniversitemiz bünyesinde. Erasmus ofisi ile hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz uluslararası deneyim kazanma olanağına sahip olmaktadırlar. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konuları hem dünyada hem de ülkemizde önemli kavramlardır. Bölümümüzdeki derslerimizde de bu kavramları öncelikli olarak ele almaya gayret ediyoruz. Özellikle iç mimari projelerde, yapım süreçlerinde
proje yapım aşamalarında ve yapı fiziği gibi, yapı malzemesi gibi, aydınlatma tasarımı ve mobilya tasarımı gibi konularda sürdürülebilirlik, enerji verimliliği konusunda bilgi aktarımı yaparak öğrencilerin bu konuda deneyim kazanmasını ve projelerine bunu aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Mimari tasarım ofisleri ve mobilya tasarım firmaları gibi firmalarla işbirlikleri ve partnerlikleri devam etmektedir. Bu firmalarla yapılan üniversite iş dünyası işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz workshoplara, teknik gezilere katılarak farklı deneyimler kazanma olanağına sahip olmaktadırlar. Bölümümüzde, iç mimari projelerimizde kendimizi çizimlerle ifade ediyoruz. Çizimlerle ve sunumlarla ifade ediyoruz. Dolayısıyla yapılan çizimleri ve sunumları teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriyoruz. Günümüzde bu programların en yeni versiyonlarını derslerimizde kullanmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda yeni bir teknolojik gelişme olan yapay zeka sunumlarımızda ve tasarımlarımızda öneminin farkında olup bununla ilgili de bölümümüzde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin en eski bölümüdür. Öğrenci sayısı olarak da en fazla öğrenci sayısına sahip olan bölümüdür. Her yıl kontenjanımızı tamamen doldurmaktayız. Buna bağlı olarak mezun sayımız da en fazladır. Mezun sayımızın çok olmasının avantajlarını yaşamaktayız. Mezunlarımızla mezuniyet sonrasında iletişimimiz devam etmektedir ve onlarla çeşitli etkinliklerde bir araya gelmekteyiz. Misafir hoca olarak davet etmekteyiz. Onların verdikleri seminerlerle öğrencilerimiz deneyimlerinden faydalanabilmektedir ve aynı zamanda öğrencilerimize iş olanakları ve staj olanakları da sağlamaya devam etmektedirler.